Sağımda ve solumda sofralarımıza işte bu balı getirmek için vızır vızır çalışan arılar duruyor. Onlar her ne kadar iyi balı üretmeye çalışsalar da bazı sahtekarlar piyasaya gerçek olmayan balları sürerek özellikle pandemi sürecinde vücut sağlığını korumak için bal tüketen vatandaşlarımızı kandırmış oluyorlar. Ülkemiz ve dünya son bir yıldan beri pandemi süreciyle uğraşmaktadır. Bu süreçte tabii ki insanlarımız sağlıklı besine yönelme noktasında bayağı bir talepleri oldu. Diğer şeylerin yanında bal da bu konuda çok ön plana çıktı. Ülkemiz bal üretiminde önemli bir yere sahip dünyada. Baktığımızda dünyada kovan sayısı bakımından dünyada ikinci sıradayız. Bal üretiminde de 115 bin ton ortalamasıyla üçüncü sırada yer almaktayız. Pandemi sürecinde de aşırı bir talep oldu bal konusunda. Gerçekten bal önemli bir besin kaynağı baktığımızda. Yani bunu şeyde hissedebiliyoruz. Hani diğer besin madde, diğer gıda maddelerinde de oldu ama balda daha bir fazla oldu. Nasıl hissedebiliyorsunuz bunu? Arz talep dengesine göre baktığımızda hani daha çok talep oldu. Üretilen hani Türkiye'de arıcılarımızın üretmiş olduğu şey belli. İnanın sezona zor yetişti diyebilirim yani. Pandemi sürecinde bal satış %100 arttığını söyleyebilirim. Daha çok Türkiye'de çiçek balı ve çam balı gidiyor, tüketiliyor. Dünyada zaten çam balının %90'ı Türkiye'de üretiliyor. Dolayısıyla yani petekli bal mı, süzme bal mı derse süzme bal daha çok tüketilmekte. Tarım Bakanlığımız çok rutin zaten marketlerden şey alıyor, numune alıyor, sürekli denetliyor. Tabii böyle olunca ister istemez böyle merdiven altı dediğimiz kesim piyasaya çıkmakta zorlanmakta. Hani dolayısıyla bence hani Tarım Bakanlığımız bu konuda başarılı bir süreç yönettiğini söyleyebilirim. 2020 yılında bu sahte ballarla ilgili yeni kanunlar çıkarttı. Dolayısıyla bunun da çok büyük etkisi olduğunu düşünüyorum. Yani tüketicinin şuna dikkat etmesi gerekiyor. Balı alırken markalı balları almasını tercih ederim. Markalı ballarda şöyle bir şey oluyor. Dediğim gibi ceza yaptırımı var. Hani sahte bal yapma şansları yok, örnek veriyorum. Çok büyük yaptırımları var hani bu konuda. Hani bakanlığın belirli bölgelerde şeyleri var. Laboratuvarları var. Hani orada ballarını göndererek tahlillerini yaptırabilirler. Yani Türkiye'de bal ve arıcılarımız gerçekten ülke ekonomisine çok büyük katkısı olduğunu düşünüyorum. Türkiye'de bugün 8.1 milyon kovan var. 80 bin işletme sayısı var, arıcımız var. Baktığımızda büyük bir sivil toplum örgütü diyebiliriz. Ülkemize, milli gelirimize çok çok katkısı olduğunu düşünüyorum. Bakanlığımız evet kovan destekleme noktasında belli miktar destek oluyor ama daha fazla olduğunda milli gelire arıcılarımızın daha çok katkı sağlayacağını düşünüyorum.